Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Nazlı Ceylan Balduk Kurtul Başkanlığı'nda ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Hepinizle tanışmak için bir meclis toplantısını yapmamız gerekiyordu. O da bugün oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıya başarılı kadın girişimciler konuşmacı olarak katıldı. 3 tane çok başarılı kadın girişimcimiz, kadın yöneticimiz var. Onları dinleyeceğiz. Kipaş Kağıt CEO'su Nezihe Sinem Öksüz Dede Bayraktar, bebek kıyafetleri tasarımcısı Ayşe Taşçı ve özel şekilli meyve üreticisi Nilgün Kayıran başarılarını girişimci kadınlara aktardı. Biz de yaptık ve başarılı oldu. O zaman birazcık medyaya falan çıkmıştı. Bayağı bir yankı getirdi. Güzel oğlum. Toplantının ardından Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Biz Maraşlı başarılı kadınlarımızı tanıttık bugün. Gerçekten önemli isimlerdi. Birisi erkek egemen şirkette kendi başına sivrilmiş bir başarı öyküsü Sinem Öksüz. Diğer iki kadınımız, birisi 350 bin takipçisi, yanlış hatırlamıyorsam sosyal medyada takipçisi olan bir kadın girişimci, COSGAP destekli. Diğeri hiçbir şekilde destek almadan kendi tarım ürünlerini üretmiş, şekilli meyve üreten bir kadın girişimcimiz. Hepsi başarı öyküsü. Bu isimler vardır illaki Maraş'ta. Biz onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu şehir hepimiz için çok kıymetli. Kadınlar ellerini attığı işte her zaman başarılı oluyorlar. O yüzden kadınlarımızı ayrıca önemsiyoruz. Bu toplantılarımızın, bu çalışmalarımız inşallah devamı gelecek. Teşekkür ederiz sizinle katılımınız için. Bebek kıyafetleri tasarımcısı Ayşe Taşçı ise kadınlarımıza örnek olduğum için gururluyum diye konuştu. Öncelikle böyle bir organizasyonda bulunmaktan şeref duydum. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Girişimci arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve bütün kadınlara örnek olmak adına ben burada bir konuşma yaptım. Kendimi de başarılı buluyorum. Herkese de örnek olmasını istiyorum açıkçası. Kadınların boş durmaması ve yerinde durmamasını istiyorum. Çabalamak lazım. Her zaman böyle güzel işlere örnek olmak benim için çok gurur vericiydi. Özel şekilli meyve üreticisi Nilgün Kayıran da kadınlarımıza örnek olduysak ne mutlu bizlere, örnek olmaya devam edeceğiz dedi. Çok güzel geçti. Kadınlara önderlik yaptıysak ne mutlu bize. Bir örnek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet, peki projeden de bahsettiniz. Yapmış olduğunuz güzel bir iş var. Başlama süreciniz, serüveniniz kısa da olsa bizler için tekrardan bahseder misiniz? Bir arkadaşımın vesilesiyle başladık ama güzel bir proje oldu. Başarılı da olduk yani. Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmış olduk bu vesileyle. Şekilli meyvelerimizle. Onlar da çok güzel gidiyor. İnşallah devamı gelir.